Bugün Türkiye hem Ankara şehitlerini hem de terör örgütlerine yönelik operasyonlar sırasında şehit verdiği vatan evlatlarını uğurluyor. Ankara'daki patlamada şehit olan Genelkurmay'da işçi Mevlüt Öksüzoğlu memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. 49 yaşındaki şehit işçinin eşi ve 3 kızı babalarının tabutunun başından ayrılmadı. Küçük kızının gözyaşları yürekleri dağladı. Öksüzoğlu'nun cenazesi cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yine aynı patlamada şehit olan sivil memur Muammer Koşacı'nın naaşı son kez Eskişehir'de baba evine götürüldü. 21 yaşındaki şehidin naaşı evlerinin bulunduğu sokakta yakınlarının gözyaşlarıyla karşılandı. Baba evinde helallik alınan şehit Koşacı'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Diyarbakır'da devam eden operasyonlarda şehit düşen 1992 Van Erciş doğumlu jandarma uzman Onbaşı Osman Kaya da memleketine götürüldü. Van şehidini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze yaklaşık 5000 kişi katıldı. Kalabalık sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Şehidin annesinin feryadı ise yürekleri dağladı. Annenin "Osman'ın sen eve gelecektin" diye feryat etmesi törene katılan askerleri de ağlattı. Şehit Osman Kaya cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.